Deniz Kelly'nin böyle ilişkiyi koruyacak bazı ipuçları var kitapta. Onları paylaşmak ister misin? Yani şeye gülmeye başladım çünkü çok oyuncu bir dili var, bazı lafları geliyor aklıma. SOS sinyali göndermek diye başlık atmış. Ondan sonra ne demek diye senle de uzun uzun hani Türkçe'de daha nasıl söyleriz diye düşündük. Ya şey, ilişkiyi utanç, korku ve suçluluktan korumak için kişisel almayı bırakın diye birinci cümle duyuyorum ben. Mesela ne bileyim ne de seni aramadığım için üzülüyor musun? Üzüldün mü seni aramadığım için gibi bir şey mesela. Sanki orada sorumluluğu alıyorsun gibi bir şey değil mi o cümle? Yani bütün her şeyin senden kaynaklandığını, dünyanın merkezinin sen olduğunu, karşındaki insanın sen gülersen gülüp sen ağlarsan ağlayacağını sanarak bir ilişki yaşarsan, yani her şeyi kişisel alırsan, bu iş yürümez diyor. Kendi hayatından da örneklerle. Her iki taraf için de şey yani seni aramadığım için üzüldüm mü deyince karşı tarafa da aynı şekilde bir alan bırakmıyorum. Kendim için de bir alan bırakmıyorum. Yani benim yaptıklarıma göre karşı taraf ancak mutlu olacak, mutsuz olacak gibi bir yerde bir bağımlılık da var orada sanki değil mi? Yani ancak benim hareketlerimle mutlu olur. Ve o beni ararsa ben mutlu olacağım. O aramazsa mutsuz olacağım gibi bir yere de gidiyor benim şeyimde, hayatımda. O yüzden belki üzüldün çünkü daha önce seni arayıp haber versem senin için daha mı iyi olurdu? Belki netleşmek istiyor karşı taraf. O yüzden üzülmüş, kızmış olabilir. Hayal kırıklığına uğramış olabilir bir yere gitmek. Yani o zaman daha ferah, rahat bir yer. Yani ben her şeyden sorumlu değilim gibi bir şey. İlişkiyi rahatlatan bir çözüm. Empati yapabilmek o anda. Evet, yani ben kişisel almayı bırakın dediği yer bana çok hakikaten böyle geçmiş ilişkilerimi düşündüğüm zaman da sadece eş ilişkileri değil arkadaş ilişkilerimi de düşündüğümde çok rahatlatıyor. Çünkü ben yani herkes kendisini biliyor ama başkasını kendisi gibi bence bilmiyor. Mesela ben biliyorum bazen ben evde bir şeye çok sinirlenmiş olduğumda öfkeli olurum seninle buluştuğumda. Ama öfkemin senin 2 dakika anlaştığımızdan daha sonra gelmenle ilgisi yoktur. Ben zaten öfkeli geldim oraya. Şimdi sen de bana ay ben 2 dakika geç geldim öfkelendim dediğinde sinir basar insanı, daha fazla sinir basar. Burada galiba püf noktası hepimizin her ne yapıyorsak bir ihtiyaç karşılamakla ilgili bir şey yaptığımızı fark etmek. Yani Marshall'ın çok temel bazı cümleleri var. Bu cümleleri böyle bağlı, yani hayatın içine almadığımda anlamak güçleşiyor. Ama tam demin söylediğim gibi ben evde bir şeye sinirlendim. Seninle de buluşacaktım. Buluştuk, zaten öfkem duruyor taze. Sen de anlaştığımızdan 2 dakika sonra geldin. Ve bana soruyorsun, ay işte geç kaldım diye mi sinirlendim bilmem ne mi? Ya halbuki sorsan bana, Deniz sen kızgın mısın? Merak ediyorum. Ne oldu? Nasılsın veya biraz yüzün düşük gözüküyor. Ne Nasılsın? oldu? Merak etmek belki. Ay bak şimdi böyle düşüncesi bile için böyle derin nefes aldım. Ferahlık geliyor. Yani galiba Kelly'nin anlatmaya çalıştığı şey, kişisel almayın dediği şey. Her ne yapıyorsak bir ihtiyaç karşılamak için yapıyoruz. İhtiyaçlarımız karşılandığında konforlu duygular içinde oluyoruz. İşte sevinçli, neşeli, mutlu, keyifli oluyoruz. Karşılanmadığında da konforsuz duygular oluyor. Öfkeleniyoruz, suçluluk duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Şimdi bunu böyle gördüğümde karşımda bir insan var. Onda ne oluyor? Acaba hangi ihtiyacı canlı diye merak etmeye başladığımda ilişkide de bir şey ferahlıyor. Çünkü karşımdaki insan aslında kendi ihtiyaçlarıyla kabul gördüğünde, karşılanmasa bile yakınlık derecem artıyor. Böyle bir şeyler geliyor bana. Ben biraz da kitaba bakıyorum şu an.
Evet, Nelerde? Yani sonuçta adamın bu kitapta ana fikri hep olarak söyle diyor. Yani sen boşu boşuna kurban durumuna geçme. Yani sen ilk önce kendini bir düşün. Karşı tarafı düşünmeden önce kendini bir düşün diyor. Ondan sonra karşı tarafı düşün diyor. Hep altını çizdiği nokta o. İlk önce kendi ihtiyacına bak bakalım. Orada hemen suçluluk içine girip ya ben senin yüzünden geç geldim, sen benim yüzümden mi böylesin demek yerine kendini ifade edebilirsin belki. Belki trafikte kaldın, belki başka bir şey oldu. Yani orada Çok komik bir şey söylemişim. Gözüm oraya kaydı. Onu söyleyeceğim. Bu demin söylediğin seni aramadığım için mi kırıldın derse sevgilin diyor. Ondan sonra bu demektir ki diyor onun acısının tamamen sorumluluğunu üstlendiniz. İşte bu düşünce biçimi size kendi içinizdeki hapishanenin biletini keser. ha, evet. Buradan çıkış yoktur, boşuna debelenmeyin diyor. Hakikaten yok oradan çıkış. Yani ben aramadığım için mi kızdın? Ola oradan artık ya suçluluğa gideceğim. Ondan sonra kendimi suçlamaktan yorulacağım, seni suçlayacağım. Bu Liv Larson'ın utanç pusulası geliyor aklıma. Yani bana utanç bastığında ne yapacağım? Ay ben bunu aramadığım için üzmüşüm, kırmışım, suçluluk duydum, utanç duydum. Dört tane şey yaparım eğer kendimle bağlantım yoksa. Ya kendimi suçlarım. Bütün sorumluluğu aldım buraya. Ondan sonra bu bana ağır gelir üstümden atmak için seni suçlarım. Bütün bunlar da ağır geldiğinde hop geri çekilirim. İlişkilerde böyle incir çekirdeğini doldurmayan şeylerden nasıl ilişkiler kopar? Geri çekiliyoruz çünkü. Ya da bir şey yokmuş gibi davran. Ha işte yani aramadım tabii filan gibi kafalara girebilirim. Bunun yerine kelinin dilinden okuyayım ne dersen. Yani kişisel almadan söylemenin yolunu da şey diye yazmış. Üzüldün çünkü dikkate alındığına güvenmeye mi ihtiyacın vardı? Ve bir sonraki sefer seni daha erken aramam konusunda anlaşmak mı istiyorsun diyor. böyle söyleyeyim. Evet, neden yapamıyoruz diye merak ediyorum bazen. O kadar hızlı gelişiyor ki bazı olaylar. Böyle bir dakika ya, bir ihtiyacıma bakayım. Onun ihtiyacı ne diye. Bu gerçekten tekrar tekrar alıştırma yaparak oturan bir şey. Bu değil. Çünkü hayat boyu böyle konuştuk. Yani bir de tetikleniyoruz. Yani üstüme kişisel almayı bırakacağım deyince kişisel almayı bırakmıyor insanın içi. Yani kişisel almayı bırakmak dediğin gibi tam senin söylediğin yer. Yani alıştırma yaparak ve buna niyet edip çalışarak olan bir şey. Yani bunu benim zihnimin bilmesi yetmiyor. Deniz kişisel almayı bırak. Yeni bir kendime yapılacak işler listesi haline gelirse şiddetsiz iletişim dünyanın en saçma şeyi olur. Yani çok tatsız olur. Ben istemem öyle bir şiddetsiz iletişim. Kişisel almayı bırakacağım şey kafamdan böyle mideme doğru indiği yer. Hakikaten kişisel almadığım yer. Hakikaten ay şimdi bu böyle üzülmüş. Niye üzülmüş acaba? Benle anlaşmak mı istiyor acaba diye ona sorduğum yer. Ya sorumluluk hala onda biliyor musun? Ricasını soruyorum. Evet. Bayağı bir shift etme hali, yani başka bir sanki düzleme geçiyorsun. Bu empati, şiddetsiz iletişim, kendine empati, karşı tarafa empati. Şeyin hep, Mevlana'nın söylediği şey, hep geliyoruz doğrunun yanlışın ötesi, haklının haksızın olmadığı bir yer. Yani orası neresiyse bir gün inşallah orada buluşacak mıyız, buluşamayacak mıyız emin değil. Ya Şey, zaman zaman buluşuyoruz öyle değil mi Canan? Yani çok buluştuk oralarda. ay. Hayatın içine bunu taşımak için çeşitli yani niyet gerekiyor öncelikle. Niyetle birlikte de kendinden ricalar oluyor. Şey çok eğlenceli. Sen bir şey mi diyecektin? Lafını mı kestim? Evet, belki sen de aynı o eğlenceli şey, kestirmeden çözüm yerine ihtiyaca odaklanmakla ilgili bir örneği vardı. İhtiyacı anlamaya çalışıyor sevgilisi yatakta, ona diyor ki çok memnun değilim senin performansında. O da hemen ne diyor, kestirmeden cevap, o zaman git başkasını bul diyor. Halbuki diyor ki yani onu diyeceğine hani bir anlamaya çalış, belki farklı bir
takım stratejilerle yataktaki seks hayatın daha güzelleşebileceği yerine git başkasını bul demekle, yani onu da önünü kapatıyorsun gibi bir şey söylemiş. Çok hoşuma gitti. Eğlenceli geldi. Ben de tam şeye bakıyordum. Okuyacağım bunu. Sabrını rica ediyorum. Çünkü çok komik yazmış. Şu büyüklenmeci benliğinizi sevgilinizin ihtiyaçlarından ayrıştırın. Doğrusunu isterseniz çöpü sizin dışarı çıkarmanıza hiç ihtiyacı yok. Onun ihtiyacı olan şey destek, ricası ise çöpü dışarı çıkarmanız. Birlikte sinemaya gitmeye ihtiyacı yok. Ay, çok hoşuma gidiyor. Yol arkadaşlığına ihtiyacı var ve bu ihtiyacı karşılamanızı istiyor. Daha açık sözlü biri ise biraz maddi desteğe ihtiyacım var. Beni sinemaya götürmek ister misin diye de sorabilir. Aradaki farkı anlamazsam sevgilimin ihtiyaçlarını kendi özerkliğimin ve özgürlüğümün boynuna geçirilmiş bir ilmek gibi görmeye başlarım. Ya onun ihtiyaçlarını taşımam gereken yükler olarak görürüm, ya da onun kendini geri çekmesinin veya kendimi suçlamanın sonuçlarına katlanırım diyor. Evet. Ya ne kadar çok SOS özgürlüğüm. İşte burada. SOS dediği bu herhalde adam. SOS yani. Özgürlük ve özellik ilmeğini kendi kendine sanki boynuna geçirmek gibi anlıyorum ben. Evet, yani ilişki içindeyken bir oyun oynar gibi. Belki şu an bana bunu diyor, acaba ihtiyacı nedir diye düşünmeye başlamak bir adım olabilir. Ve buna geçmeden önce bunu söylediğinde bana ne oluyor demek. Yeni bir aşk dansı öğreniyoruz. Haklı haksız yerine ben ne hissediyorum, neye ihtiyacım var? Peki sen ne hissediyorsun, senin neye ihtiyacın var? Gözümün önüne bir vals geliyor. Evet. Yani ben kendi ilişkimden bakıyorum. Çoğu yerde kendimi ifade etmediğimi görüyorum. Yani kendimce bir strateji bulup böyle yumuşak yumuşak empati yapmaya çalışır gibi, ama hala kendi şeyimi oraya empoze etmeye çalıştığımı görüyorum ki o da empati olmuyor yani. Hala çünkü kendimi haklı gördüğüm bir yerden, böyle şey diyorlar ya, çakal şey zürafa kostümü giymiş çakal gibi yaklaşıyorum. Yani onu fark ediyorum. Aha, bir dakika ya deyip duruyorum, ama orada benim de empatiye ihtiyacım var, anlaşılan. Yani orada gerçekten mola alıp kendime empati verip veya ya Deniz, benim bu konuda empati ihtiyacım var deyip orada çalışıp ondan sonra o kendimi ifade etmekle ilgili uzun bir yol var. Fakat ben böyle çok sıkıldığım için, hızlı olmak istediğim için başka stratejiler buluyorum, ama çoğunlukla başarısız oluyor. Gittikçe hani o şey birbirimize uzaklaşma haliyle sonuçlanıyor gerçekten. Ya ben bir şey keşfettim. Belki işe yarar, onu söyleyeyim. Böyle hızlı bir şekilde karşı tarafa empati vermeye çalıştıkça ben fark ettim ki ben gelişmiyorum. Yani benim içimde bir şey tekamül etmiyor. O yüzden bu Kelly Bryson'ın bencillik diye söylediği, benim Vivet Alevi'den bencileyin diye duyduğum kendime dönme halini aslında başkalarınınla da daha barış içinde bir ilişki yürütmek için bir araç olarak görmeye başladım. Yani dikkatimi hakikaten kendime aldığımda, gün içinde küçük olaylarda bile bende ne oluyor, neye ihtiyacım var diye kendime baktığımda bir süre sonra eskisi kadar zorlanmamaya başladığımı gördüm. Diğer insanları da anlamakta. Ve bunu böyle şey gibi, oyun gibi sokakta falan yapmaya başladım. Yani markette sinirlendiğimde. Ondan sonra şimdi korona günlerini yaşıyoruz. Korona ile ilgili maskesiz insanları gördüğümde. Yani dışarıdaki ve biraz uzak olduğun insanlarla bunu yapmak belki daha kolay olabiliyor. Ama çok yakın, çok sevdiğin birisinden tetiklendiğin zaman ve sanki orada çok böyle emin olduğun, haklı olduğun bir nokta var. Ve orada empati yapmakta ben zorlanıyorum açıkçası. Ben de zorlanıyorum. Yani orada benim kesinlikle desteğe ihtiyacım var. Yani ben tek başıma orada çıkamadığım zamanlar oluyor. O zaman da işte arkadaşlarımı aramak veya mola vermek iyi geliyor.
Evet, tam da söylediğin gibi benim de yaptığım odur. Kendime döndüğümde bir şeyden anlıyorum ben kendime empati veremediğimi. Yargıcı düşüncelerim devam ediyorsa, hala kafamda yargılar, suçlamalar, ondan sonra kendime ya da karşı tarafa dönük varsa, bence kendime empati verdiğim yerde değilim. Kendime sempati verdiğim yer orası. O yüzden de ben de empati dostlarımı arıyorum. Yani benim kendi tecrübelerimden kedi kitapta yazmış ilişkiyi baltalamanın 5 yolu diye bir tanesini şey diyor mesela beni seven zaten benim ne istediğimi bilir kafasından çıkma. Yani kafasındaysan ki benim bu çok yani evet ya kaç senelik evliyiz bilmiyor mu benim ne istediğimi hala dediğim zamanlar çok olmuştu. Yani şiddetsiz iletişim öncesi hep böyle düşündüm zaten. Hiçbir yere gelemedik. Çünkü orada ne istediğimi bir türlü söylemediğim için hep bekleme şeysinde o. Yıllar geçiyor bekleyerek karşı taraf seni anlayacak diye. Söyle kardeşim ben bunu istiyorum. Ne kadar kolay bir çözüm var halbuki. Orada herhalde birazcık da böyle şey utanç da var herhalde. Ne istediğini söyleyememek. Hani söylersen öyle bir kültürden gelmediğim için. Yani ne istediğimi Gururun kırılır söylersen söyle. Canan. Hakikaten yani of yıllarım geçti. Bir de ne istediğimi değil de ne istemediğimi söylemeyi öğrenmişim ben. O da şiddetsiz iletişim sayesinde öğrendim. Ne istediğini söyle. Ha böyle bir şey varmış. Bir tane de tüyo vermiş. Yani 5 tane vermiş de parola bulun diyor. Evet. O hoşuma gitti benim. Yani sevgililik eş ilişkisinde mesela şöyle söyleyeyim, bir okuyayım bari, yani çok güzel yazmış. Bir keresinde sevgilim ilişkimizden dolayı acı çekiyordu ve bana kendine saygı duyan her kadın seni terk eder dedi diyor. Ay çok ağır cümle. Kendine saygı duyan her kadın seni terk eder demiş. O da Keli de espriyle cevap vermiş. Yani kalıyor musun demiş. Ve bunun üzerine hani böyle tansiyon arttığı zaman yani kalıyor musun diye birbirlerine söylemeye başlamışlar. Parolalar oluşturmak, yakınlığı besleyen şeyler tabii. Herkesin kendi tiyoları neler? Belki bizle paylaşırsınız. İlişkiyi güçlendirmek için, devam ettirmek için uyumlu, huzurlu ilişkiler diliyorum hepinize ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi hafta sonları dileyelim mi Deniz? İyi hafta sonları. Hoşçakalın.